başkanlarım, hemşerilerim, Arslantepe'den Yeditepe'ye selamlar getirdiniz. Cennet vatan Malatya'mızın Malatya günlerine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Farklı kültürleri kardeşlik ekseninden barındıran, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, son yıllarda Aslan Tepesi ile UNESCO listesine giren sayısız bilim, sanat ve devlet adamı yetiştirmiş, Kayısı'nın ana vatanı Malatya'mızı İstanbul'da Türkiye ile buluşturma mutluluğunu yaşıyoruz. İmparatorluklara başkent yapmış bir yerde Malatya tanıtım günlerini icra etmek biz Malatyalılar için de bir onurdur. Tabii Malatya tanıtım günleri. Bunları bir hemşeri buluşması, hemşeri hasretinin ötesinde Malatya'nın kültürel, sosyal ve ekonomik yönde tanınması için bir fırsat olarak değerlendirilip kendi konu komşumuzu getirip buradaki Malatya'da kültürel mirasımız nedir, sosyal yapımız nedir, kültürel yapımız nedir, ekonomik yapımız nedir ve güneşin altın yumurtası olan Kayısı'nın Malatya, Türkiye ve dünya içinde önemini belirtmemiz gerekir diyorum. Ben bu buluşmanın Malatya'mıza, bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün sivil toplum örgütlerimize başta da Mastık ve Makon'a teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Bizim hepimizin hedefi Malatya'yı tanıtmak. Malatyalıları İstanbul'da Malatya ile buluşturmak. Memleket hasretlerini, sıla hasretlerini mümkün olduğu kadar tatmin edecek bir hazırlık yaptık. Malatya'yı konuşalım. Malatya'nın güzelliklerini konuşalım. Biraz önce bazı kardeşlerimiz Malatya Spor'dan bahsettiler. Yeni Malatya Spor için bir şeyler yapalım. Gelin hep beraber Yeni Malatya Spor'u ayağa kaldıralım. Onun için konuşalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Malatya buluşmaları hayırlı olsun. Hepimiz Malatyalıyız. Malatya için canımızı da malımızı da her zaman hazırız. Hem Malatya Sivil Toplumlar Birliği hep beraber birlikte el ele inşallah bundan sonra Malatya'mızı İstanbul'da en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. İçimizde farklı siyasi görüşler var. Farklı düşüncede olan arkadaşlarımız var. Ama biz Malatya'da biriz. Birlikte hareket edeceğiz. Çünkü sivil toplumlardayız. İçimizde siyaset eden var. Ama diyoruz ki kapıdan içeri girdin mi siyaset kimliğini dışarıda bırakacaksın. Malatya'ya hizmet edeceksin. Bu yıl beşincisi düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri İstanbul Yeni Kapı'da yapılıyor. Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi, MAKON, MASDÖF ve Dernekler Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri gerçekten mükemmel geçiyor. Coğrafyasıyla, kültürüyle, gelenek görenekleriyle, gastronomisiyle ve yöresel ürünleriyle Malatya İstanbul'a taşındı. Şu anda Doğan Yol Belediyesi'nin standındayız. Yanımızda Doğan Yol Dernekler Federasyonu Başkanı Uygun Öztürk Başkanım var. Başkanım, siz aynı zamanda organizasyonun içindesiniz. Evet. Bugün açılışı yapıldı. Malatya Tanıtım Günleri pazar günü akşama kadar devam edecek. Hemşerilerimize ne mesaj vermek istersin, ne söylemek istersin? Haydar Bey, evet, beşincisini düzenlediğimiz Malatya Tanıtım Günlerine bugün kendim de Doğan Yol Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. İlçe standımızın içerisinde hemşerilerimi karşılıyorum. Bu organizenin, komitenin, komitede görev aldım. Sanatçılarımızdan, sunucularımızdan, sizin gibi değerli
televizyon ekipleriyle bu sorumluluğu aldım ve burada gerek yerel gerek ulusal sanatçılarımıza ağırlık verdik. Evet, az önce açılışını gerçekleştirdik. Bu hafta pazar günü akşamına kadar devam edecek olan Malatya günlerine tüm hemşehrilerimizi, tüm İstanbul'da yaşayan, Malatya'yı tanımak isteyen, Malatya'nın gerek kültürel, gerek yemek, gerek sanatsal konumunu öğrenmek isteyen tüm hemşehrilerimizi, tüm yurttaşlarımızı bu programa, bu etkinliğe bekliyoruz. Rabbim güzel, kazasız belasız bir şekilde bu programı bitirmeyi nasip eylesin inşallah. Sadece buraya Malatyalılar gelmesin. Geldiği zaman her Malatyalı mutlaka bir komşusunu alsın, getirsin. Kesinlikle. Çünkü Malatya İstanbul'a taşındı. Gerçekten Malatya lezzetlerini burada tatsınlar, görsünler, tanısınlar. Kesinlikle. Malatya'mızın gerek yemek, gerek diğer ürünleri çok farklı bir aroması, çok farklı bir tadı var. İstanbul'da yaşayan tüm İstanbul'da hemşehrilerimizin burada bu tadı tatmalarını istiyorum. Hem tatsınlar hem komşularına götürsünler. Evet, evet Haydar Bey. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar diliyorum. 4 gün Malatya burada. Tanımak isteyen, görmek isteyen, burada Malatya yöresel ürünlerinin tadına bakmak isteyenleri İstanbul Yeni Kapı'da etkinlik alanına bekliyoruz. Bekliyoruz inşallah. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnanın şu anda çadırlara girmeye adım atacak yer yok. Ne parkta yer var, ne alanda yer var, ne de çadırlarda yer var. Şu anda buradaki etkinliği düzenleyen MASTÖP'ümüzün başkanı Nazife Özdemir yanımızda. Başkanım, kalabalıkta çekim de yapamıyoruz, içeri de giremiyoruz. Evet, seni böyle gezerken gördüm, neşeli gördüm kalabalığı görünce. Tabii esnafımızla böyle güzel alışveriş yapması bizi mutlu etti. Hani bir içeri girelim bir bakalım bir sıkıntıları var mı diye ama girmek, esnafla konuşmak bile mümkün değil. Çünkü Malatyalılar akın akın geliyor. Bu da bizi mutlu etti. Evet, gerçekten standların önünde öyle bir kalabalık var ki o kalabalıkta standları bile göremiyorsun. İçerideki o Malatya ürünlerini bile görmek mümkün değil. Yani yoğun bir ilgi var. Çok yoğun bir ilgi var. Bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz olur. Burada buraya gelen esnafın da böyle satış yapması bizi tabii ki mutlu eder. Malatya'da gelen çok esnafımız var. Onlar da şu an baktım yüzleri gülüyor. Daha çok bol kazançlar dileyim esnafımıza. Bu kalabalık gerçekten muhteşem bir kalabalık. Şu an bana çok aşırı derecede telefonlar geliyor. Neden? Çünkü trafik kilitlendi. Evet. İnsanlar içeri giremiyor. Araçlarla 1,5-2 saattir alana giremeyen insanlarımız var. Hatta ben söyledim radyolarda canlı yayın yapın. Araçlarla gelmesinler, metro ile gelsinler diye. Evet, çünkü gerçekten öyle. Araçlar artık kilitlendi. Alan da almıyor. Kendileri de zaten giremiyor yani. İstanbul'da en çok yaşayan Sivaslılar var. Onların gününde dahi böyle bir kalabalık görmedim. Tüm Malatyalılara ben teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten yoğun bir ilgi yani var. Yani Malatyalık budur işte ya. Evet, yani kendi ilinin gününü görünce demek ki koşa koşa geldiler. Hep birlikte olmak istediler. Malatya'da gelenlerle beraber olmak istediler. Buradaki ürünleri almak istediler. İşte Malatyalık budur diyorum. İnşallah her şeyi en güzeli Malatyalılar için olsun. Kayısı tadında güzel geçsin. Evet. Biz diyoruz ki Nazife Başkanım yaparsa en iyisini yapar. İşte kalabalık burada, işte meydan burada. Hani derler ya Halep oradaysa Arşın burada. Çok işte meydan burada. Çok teşekkür ederim. Çok biz konuşmuyoruz, kamera gösteriyor. Biz çok söylemiyoruz, kameralar gösteriyor. Her tarafta kalabalıkta evet. Geçilmiyor. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana, ne mutlu bize böyle bir güzellik sağlayabildiysek. Çok teşekkür ederim. Siz de geziyorsunuz. Esnafın yüzü gülüyor. Evet, Malatyalıların evet. Yüzü gülüyor. Gerçekten evet. Mükemmel bir gün. Bu büyük bir mutluluk. Bu bize yeterli. Bütün yorgunluğumuz evet. Gitmiş oldu. Çalışırsın, yorulursun. O yorgunluğun karşılığını aldığın zaman oturursun, yorgunluğun çıkar böyle. Sizinki de öyle oldu şu anda. Evet, evet. Şu an bütün yorgunluğum gitmiş belki şekilde. Son derece çok mutluyum. Çünkü bütün hemşehrilerim akın akın geliyor. Evet, teşekkür ediyorum. Ben başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Malatya tanıtım günlerindeyiz. Eyüp Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köker geldi. Darende standını ziyaret etti. Eyüp ilçemiz hem de Darende ilçemizin bir ortak yanı var. Her ikisi de manevi atmosferi yüksek olan ilçeler, kardeş ilçeler. Başkanım neler söylemek istersin? Evet, Somuncu Baba'nın diyarından, Eyüp Sultan'ın diyarından
Sabancı Baba'nın diyarı Dalende'ye selamlar olsun diyoruz. Ben İstanbul'da Malatya günlerinin yoğun bir şekilde geçtiğini görebiliyorum. Standları gezdik, son aşamaya geldik şu anda. Herkese hoş geldiler, sefa geldiler diyorum. Evet, bir anda da yine Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Hulusi Kaya Başkanım, neler söylemek istersin? Ben de Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siz de biraz önce ifade ettiniz. İki beldemiz de manevi atmosferi yüksek olan beldeler. Biz de Sayın Başkanıma biraz önce otururken de ifade ettim. Biz de Sayın Başkanımıza inşallah bu beldeler kardeş belde olmasını istiyoruz. Başkanımız da onun bakıyor inşallah, öyle diyelim. Kardeş belde olacağız inşallah. Her iki ilçemiz de Türkiye'nin her yerinde ziyaretçi alan ilçelerimiz. Evet. Başkanım, Eyüp ilçemiz hem de Darende ilçemizin bir ortak yanı var. Darende'ye gelmek ister misiniz? Mecbur geleceğiz artık yani. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Darende Dernekler Federasyonu Başkanımız Hulusi Eser yanımda. Malatya Spor'un standının önünde durduk. Malatya Spor'un atkısını hiçbir zaman o boynunda indirmez. O kadar da bir Malatya sporludur. Başkanım, hoş geldin. Sağ olasın Haydar abi. Başkanım, gelenleri sen karşılıyorsun. Sağa koşuyorsun, sola koşuyorsun. Hep herkesle ilgileniyorsun. Vallahi ben Malatyalılar adına teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim Haydar abi. Şimdi protokol görevi bize verildi. Gelen misafirleri sen karşılayacaksın dediler. Biz de emirlere uyduk. Herkesi karşılıyoruz. Statlara kadar teslim ediyoruz. Çok güzel bir şey oldu. Bugün program da iyi, hava da iyi. Allah bize yardım etti. Hava da çok güzel. Malatya standının önündeyiz. Malatya Spor'a da sahip çıkarım diye burada röportaj yaparım dedik. Evet, Malatya Spor yalnız değil. Biz buradayız. Malatya Spor'un yanındayız her zaman. Her zaman inşallah Malatya Spor'un yanında olalım. İnşallah tekrar birinci lige çıkaralım diyoruz. Coğrafyasıyla, gelenek göreneğiyle, gastronomisiyle, yöresel ürünleriyle, bugün Malatya sanatçısıyla, siyasetçisiyle bir bütün olarak hep bir de Malatya'yız diyoruz ve hep bir de buradayız. Evet, hep Malatya burada. Malatya sanatçısı, ekonomisti, iş adamı, kim varsa hepsi burada. İnşallah herkes komşularını alsın diyoruz, gelsin Malatya Yeni Kapı'ya. Gelsinler, hem Malatya'nın ürünlerinin tadına baksınlar, evet, hem de hediye alıp götürsünler. Evet, hep de Malatya'nın kayısını tatsınlar, Malatya'nın köftesini tatsınlar. Hep bütün Malatyalı hemşehrilerimiz, özellikle Malatyalılara, Darendelere selam gönderiyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz inşallah. Bu yıl 5.'si düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri İstanbul Yeni Kapı'da yapılıyor. Malatya Tanıtım Günlerine MHP İstanbul Milletvekilimiz Sayın Arzu Erdem geldi, katıldı, konuşmasını yaptı. Malatya Spor'un standını ziyaret ettiler. Hem Malatya günleri hakkında hem de Malatya Spor hakkında şöyle kısa görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben öncelikle bütün hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum. Biz çok kalabalık bir heyet olarak geldik. MYK üyelerimiz burada, MDK Başkan Vekilimiz burada, MDK Başkan Vekilimiz Niyazi Paksoy Bey, MYK üyelerimiz yine buradalar, İbrahim Ünal, Ahmet Savaş Çolak ve Eyüp Gönültaş Malatya'dan geldi. İlçe başkanlarımız burada, Fatih İlçe Başkanımız Mehmet Çelep ve bütün il başkan yardımcılarımız, Malatyalı olup olmayanlar yaklaşık bir 50 kişilik heyet olarak bugün standlarımızı ziyarete geldik ve açılışa geldik. Tabii ilk ziyaret ettiğimiz standımız kendi spor takımımız, yeni Malatya Spor'umuza geldik, Malatya Spor'umuza geldik. Temennimiz odur ki biz Malatya Spor'u şampiyon olarak görelim, hak ettiği yerleri taşınsın. Desteğimiz, yüreğimiz, gönlümüz de burada hep atacak Allah'ın izniyle. Konuşmamızı yaptık. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in selamlarını ilettik. Saygılarını, muhabbetlerini ilettik. Birlik beraberlik mesajları verdik. Ve dedik ki Malatya istiklaldir, Malatya istikbaldir. Öyle biz haine karşıyız. Şunu söyledik, dedi ki Malatya'dan her şey çıkar. Malatya sanatçı üretir, Malatya siyasetçi üretir, Malatya iş adamı üretir. Malatya çok şey üretir ama hain üretmez. Malatyalı terörist leşi kaldırmaz. Terörist leşi kaldıranlarla da bir olmaz. Cumhurbaşkanı adayımızın ismini söyledik, tekrar dedik ki Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir. 2023 seçimleriyle ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklerini beklediğimizi hemşerilerimize ilettim. Cumhur İttifakı güçlü çıksın dedim. Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Malatyalılar sizi seviyorlar. Çok teşekkür ederim. Aynı ben de hemşehrilerimi çok seviyorum. Bu gezdiğinizde de belli oluyor. Allah zaten var etsin. Çok teşekkür, ediyorum. Sağ olun. Ben de bütün hemşehrilerimi buradan selamlıyorum, saygılarımla, sevgilerimle. Sağ olun, var olun. Allah'a kurban Malatya Spor! Allah'ına kurban Yeni Malatya Spor! Yeni Kapı'da bu yıl 5.'si yapılan Malatya Tanıtım Günlerine
belediye başkanlarımız, STK'larımız, Malatya tüm burada bugün ama İstanbul'da bugün burada. Standların dışına kadar taşan kalabalıklar var. Malatya dünya kayısı başkenti olduğu gibi Başakşehir de dünya şehri diyelim. Darendel hemşerimiz, başarılı belediye başkanımız. Başkanım hoş geldiniz bu Malatya tanıtım günlerine. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Buradan tüm hemşehrilerimize selam gönderiyorum. Malatyalı hemşehrilerimize. Özellikle standları gezmek için ben geldim. Çok güzel ortam. Herkesi, özellikle hemşehrilerimizi buraya standları gezmek üzere bekliyoruz. Hemşehrilerimiz buradalar. Ama sadece hemşehrilerimiz burada değil. Malatya dışından başka şehirden insanlar da Malatya lezzetlerini, yöresel ürünlerini, kültürünü, örf adetini burada hep beraber yaşıyor ve görüyor. Buradan özellikle Malatya'ya, hemşehrilerimize selam göndermek istiyorum. Ve özellikle şunu da söylüyorum. Malatyalı hemşehrilerimiz güzel insanlar. Kayısı yiyip güzelleşen insanlar. Buradan hepinizi çok sevdiğimi ve sizlere kocaman selamlar gönderdiğimi bildirmek istiyorum. Başkanım, Başakşehir bir dünya şehri diyelim. Yaptığınız icraatları o kadar güzel tanıtıyorsunuz. Sosyal medyada takipçinizim ben. Çok güzel tanıtıyorsunuz. Bu noktada yola çıkarak Malatya'yı daha iyi nasıl tanıtabiliriz? Bir öneriniz var mı başkanım? Biz Başakşehir'e bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Fırsatları olursa ben hep Başakşehir'i şöyle tarif ediyorum. Dünyanın bir baş şehri olsaydı orası İstanbul olurdu. İstanbul'un bir baş şehri olsaydı orası da Başakşehir olurdu diye. Başakşehir'de aynı zamanda bizim için bir güzel taraf daha var. Başakşehir'de nüfusta birinci sıra Malatyalılar. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj, çok büyük bir güç. Bizim orada hemşehrilerimiz çok ama dışında olan hemşehrilerimiz de Başakşehir'i bekliyoruz. O güzellikleri onlarla birlikte yaşayabiliriz ve o güzellikte onlarla birlikte tanıtabiliriz, görebiliriz. Başakşehir örnek bir yer. İnşallah o örnek yer içerisinde birçok fırsatta hemşehrilerimiz tarafından görülmüş olur. Onları Başakşehir'e davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Malatya'nın yöresel ürünlerinin sergilendiği bir tezgahta, bir standdayız. Malatya'nın tüm ürünleri burada sergileniyor. Sarı kayısısı, kuru kayısısı, natürel kayısısı, kayısının yan ürünleri, tümü hepsi burada var. Şimdi yanımızda Malatya'nın sevilen sanatçısı Ahmet Satılmış var. Ahmet Satılmış, ne satalım burada bugün? Vallahi ben öncelikle bütün Malatyalılara saygı ve selamlarımı buradan göndermek istiyorum. Bugün Yenikapı'da Malatyalılar günü, bizim de konserimiz var birazdan inşallah, programımız var. Bütün Malatyalı hemşerilerime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Biz de bu tatlardan tatmaya geldik. Hem Ahmet Satılmış'ın türkülerinin eşliğinde burada alışverişinizi de yapabilirsiniz. Aynen. Bir yanımda Malatya'nın sevilen sanatçısı ama bir yanımda ise Malatya'nın sevilen sunucularından. Eyvallah, teşekkür ederim. Mehmet Bey yanımda. Çok naziksiniz. Şimdi az önce de ifade ettiğiniz gibi el ele verdik, buraya geldik. El ele verip gönülleri bir araya getirdik. Hem Malatya'mızın insanlarını bir arada görmekten hem de Malatya'nın bu kadar güzel ürünlerini bir arada görmekten çok çok mutluyuz. Ahmet Satılmış Bey'le takılıyoruz, standları geziyoruz. Tanıdık ahbap dostları görüyoruz ve yeni tanıştıklarımız da oluyor. İşte buranın en güzel tarafı da o zaten. Tanıdıklarımızın yanı sıra bir de yeni tanıştıklarımız oluyor. Onlarla da bir hasbihal gerçekleştiriyoruz. Birazdan da zaten bunu müzikle taçlandıracağız. Müzik keyfi sunacak Ahmet Satılmış bizlere. Dolayısıyla güzel bir program geçiyor. Az önce de ifade ettiğiniz gibi sadece Malatyalıların yeri değil, tüm İstanbulluların, herkesin gelmesi gereken bir yer. Burası şifa kaynağı ya. Az önce anlattığınız işte natural dediniz ama biz ona Malatya'da gün kurusu diyoruz üstad. Ondan sonra sarı kayısısından, çekirdeğinden, incirinden her şey var. Burada en şifa kaynağı. Ben onu çok merak ediyorum. Mesela inciri var, gün kurusu var, sarı kayısı, istim diyoruz değil mi ona? Üzüm var, Arap kiri. Çir mi diyoruz şu kayısı kuru değil mi? Çir ama diyoruz. Hoşaflı kayısı. Burada önerebileceğin bir veya iki tane ürün hangisi olur? Mesela gelsek burada alsak, evet, şifa deposu diyebileceğimiz. Yani şöyle söyleyeyim, standımızın şurasından tutun da şu başına kadar doğal olmayan hiçbir ürün yok. Hepsi el yapımı, hepsi köylülerimizin yaptığı,
elden aldığımız, köylüden aldığımız ürünler. Mehmet Bey, bir tane yiyen başbakan, iki tane yiyen cumhurbaşkanı oluyor. Cildi güzelleştiriyor, sesi hazmi kolaylaştırıyor, sesi güzelleştiriyor. Sayalım mı hepsini? Karaciğeri onarıyor, tamir ediyor. Tabii. Daha ne sayalım ya? Tabii. Çok saymayla bitiremeyiz. O zaman ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Mehmet Bey. Sağ olun. İşler nasıl? Allah'a şükürler olsun Haydar abi. Biz de teyzemin çocukları burada. Darin deden geldiler. Ben normalde Bağcılar'da ikamet ediyorum. Pazarcıyım. Onlara yardım ediyorum ben de. Aynen öyle. Çünkü çok yoğun. Müşteri şu anda bekliyor. Biz burada röportaj. Aynen öyle. Allah razı olsun sizden abi. Varlığınız yeter. Ahmet abimle şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Varlığınız daim olsun abim benim. Peki. Her Allah hayırlı buyurun. İşler versin. Gücün rast gelsin Haydar abi. Ahmet abi, memleketimizi en güzel şekilde temsil edip reklamını yapıyorsunuz. Allah işinizi aksatmasın abim benim. Satışlar bugün çok güzel. Düne göre daha iyi. Daha fazla müşterinin gelmesini ve Malatya'yı tanımasını istiyoruz. Malatya'yı tanıtmamızın amacı sizlerin daha iyi satış yapmanız, daha çok ürün getirmeniz, daha iyi satış yapmanız için tanıtıyoruz. Evet, aynen o şekilde tanıtmamız gerekiyor. Çünkü Malatya gerçekten güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Fiyatı, Malatya'daki fiyat. Malatya'da fiyatı kaç liraysa burada da aynı fiyat. Değil mi? Aynen, burada da aynı fiyat. Hatta müşteri sevsin, Malatya'yı alırsın, Kayısı'ya ağzı alırsın diye daha da indirimli satıyoruz. Ürününüz bol olsun, satışlarınız bereketli olsun. Şu anda Doğanşehir Belediyesi'nin standının önündeyiz. Doğanşehir Belediye Başkanımız Dural İzel Yurt Başkanım yanımızda. Tanıtım günleri nasıl geçiyor? Bugün çok kalabalıktı. Neler söylemek istersin? Yani özellikle bugün pazar günü daha yoğun. Cumartesi de yoğundu ama bugün cumartesini 3'e 4'e katlayacak şekilde yoğun bir kalabalık var. Yani bu ilgi ve alaka geçen seneye göre oldukça fazla. Yani bu Malatya günlerinin burada artık yani bir geleneksel bir hal aldığını, çok güzel oldu. Özellikle bunu düzenleyen MASTÖK Başkanımız, Genel Başkanımız Nazife Özdemir'e çok çok teşekkür ediyorum. Nazife Başkanımız ciddi bir emek harcamıştır. MAKOM Başkanımız harcamıştır. Yani bunlar ekipleriyle birlikte çalışmıştır. Yani bu bizi buluşturdukları için, böyle bir organizasyon yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım, Rabbim Malatya'ya sarı altın kayısıyı nasip etti. Malatya dünya kayısı başkenti oldu. Ama ayrıca Rabbim Malatya'nın her ilçesine öyle bir meyve nasip etmiş ki kayısıya alternatif olarak kayısıyı kış aldığı zaman ya da tutmadığı zaman onlarla geçimini sağlayacak çiftçilerimiz var. Mesela Akçadağ'ın armudu, Doğanşehir'in elması, Arapgir'in üzümü, Pötürge'nin balı, Yeşilyurt'un kirazı. Yani her ilçemizin böyle meşhur bir meyvesi var. Aynen. Evet, Malatya'mız gerçekten yani tarımsal olarak hem bahçecilikte hem tarla bitkilerinde oldukça verimli bir arazi yapısına, sulanabilir arazi yapısına sahip. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, özellikle besleyici güneşiyle bu tarımsal alanda oldukça verimli bir memlekettir. Benim ilçem Doğanşehir'e gelince, Doğanşehir ilçemin bugün adı yani elmayla anılıyorsa da gerçekten elmamızın özel bir tadı vardır. Yani o gece gündüz farkından kaynaklanan aroma elmaya yansıdığı gibi diğer tarımlar ürünlerimize de ciddi manada etki yapmaktadır. Bizim mesela ilçemizin kuru fasulyesi çok meşhurdur. 11 çeşit kuru fasulyenin bir şahı vardır, şahı. Dermasyon fasulye dediğimiz fasulye yani bizim ilçemizde yetişen meşhur bir fasulyedir. İlçemizde arıcılık da oldukça yaygındır. Diğer tarım ürünlerinden domatesimiz, biberimiz, sebzemiz sularının bol olmasından kaynaklanarak Sürgü mahallemizde alabalık üretimi ciddi manada yapılmaktadır. Bizim belediyemize ait sosyal tesislerimiz var. Beypınar'ı sosyal tesisimiz. Orada da alabalık üretimi ciddi manada yapılmaktadır. Polat içli köftemiz meşhurdur. Polat şekerimiz meşhurdur. Gastronomi olarak. Yani analı kızlı meşhurdur. Yani Malatya'nın gastronomisi nasıl meşhursa bizim ilçemizin de kendine az gastronomik özellikleri vardır. Yani herkes Malatya'ya geldiği zaman mutlaka Doğanşehir'i görmeli. Bu lezzetlerden mevsim itibariyle tatmalı diyoruz. Herkesi Doğanşehir'e bekliyoruz aynı zamanda. Öyle güzel tanıttınız ki işte Malatya tanıtım günleriyle tam
özdeşleşmiş. Bu arada bir ekleyeceğim bir şey daha var. Bizim ilçemiz Doğanşehir, Malatya'ya 50 kilometre mesafede. Ulaşım imkanı oldukça müsait bir yerdir. Karayoluna yakın bir mesafededir. Bizim tarihi surlarımız vardır Bizans döneminden kalma. Ve tarihi bir açık hava müzesi şeklindedir. Yani bizim ayrıyeten doğal güzelliklerimizin olduğu Polat Mağarası, Sulu Mağara astıma iyi gelir. Ondan sonra Güpteşen Şelalemiz var Erkenek'te. Kendinin doğal kayadan oluşmuş havuzları vardır. Yani mesire yerleriyle, sulak alanlarıyla Doğanşehir. Yani çok güzel bir şehirdir. Ben kısaca slogan olarak şunu söylüyorum. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, hoşgörülü insanıyla bulunma şehir Doğanşehir. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Doğanşehir'i coğrafyasıyla, tarihiyle, gelenek göreneğiyle, gastronomisiyle, yöresel ürünleriyle eğer tanımak, görmek istiyorsanız Doğanşehir'e gitmek gerek. Çok teşekkür ederim. Doğanşehir Belediye Başkanımız Dural İzel Yurt'a teşekkür ediyoruz. Şu anda Fötürge Belediyesi'nin standının önündeyiz. Bir tarafımda Fötürge Belediye Başkanımız Sayın Mikail Silik, bir tarafında ise yine Fötürge Kaymakamımız. Başkanım, Malatya'yı tanıtıyoruz burada. Tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle, yöresel ürünleriyle, gelenek göreneğimizle Malatya İstanbul'a taşındı. Malatya'yı Türkiye'ye tanıtıyoruz. Yarın öbür gün dünyaya tanıtacağız inşallah. Burada emek veren STK'larımıza, MAKON'a, MASTÜP'e ve diğer dernek başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Malatya Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve burada bulunan bütün ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Katılan bütün katılımcılara, ziyaretçilere özellikle teşekkür ediyoruz. Çok ilgi gösterdiler. Özellikle bizim Fötürge standına. Ve biz buradan çok memnun olarak ayrılıyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz de memnun olarak ayrılırlar. Bu güzel Malatya tanıtım günlerinin, Fötürge'nin balının tadında geçmesini diliyoruz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Yalnız sadece Fötürge'nin balı yok. Fötürge'nin dutu var. Fötürge'nin üzümü var. Hiçbir yerde bulunmayan. Tabii ki. Fötürge'nin dermanı var. Bunlar bilinmiyordu. Şu anda tescil aşamasındalar. İnşallah coğrafya işaretiyle birlikte seri üretime de geçeceğiz. Bunları da dünyaya ve Türkiye'ye tanıtacağız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Özellikle kaymakamıma şunu sormak istiyorum. Tabii geçtiğimiz dönemlerde bir Fötürge'de deprem yaşandı. O depremden sonra konutlar yapıldı. Onunla ilgili de kaymakamım ne söylemek ister acaba? Tabii 3 sene evvel, yaklaşık 3 sene evvel yaşadığımız bu deprem felaketi hepimizi derinden sarstı, yaraladı. O zamandan bu zamana kadar Fötürge'mizle de devletimizle, milletimiz hep birlikte kanayan yaraları sardık çok şükür. Tabii şu an hala çalışmalarımız devam ediyor büyük bir hızla. Bütün vatandaşlarımızın yanında ve arkasında onları hiçbir şekilde aç açıkta bırakmadan, soğukta bırakmadan gerekli hizmetleri ivedilikle veriyoruz. Çok şükür çok iyi bir noktadayız. Bugün de Fötürge'mizde yapmış olduğumuz konutlarla belediyemizin, valiliğimizin, devletimize vermiş olduğu desteklerle birlikte iyi bir noktada olduğumuzu söylemem gerekiyor. Bugün hakikaten 4 günlük organizasyon içerisinde büyük bir emek verildi. Bizim Fötürge standımız da aynı zamanda öyle. İlçelerimizin de açmış olduğu standlar da aynı şekilde. Bütün Malatya burada. Bütün hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla burada bir araya geldik. Hepsine Allah razı olsun, eksik olmasınlar. Biraz önce başkanımız da ifade ettiği gibi bizim üzümümüz, dutumuz ve dermanımız olsun. Bunlar hepsi kimisi tescil aşamasında, kimisi de herkesin bildiği lezzetler. Standımıza gelen misafirlerimiz olsun, Malatyalı olsun olmasın, hepsinin geldiklerinden, bizi ziyaret etmelerinden, misafir olmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada basınımızın güzide temsilcileri olarak bütün ilçe standlarımızı gezerek destek oldunuz, tanıttınız, reklamımızı yaptınız. Hepinize çok teşekkür ederiz bu manada. Malatya tanıtım günleri İstanbul Yeni Kapı'da yapılıyor. Şu anda Yeşil Yurt standındayız. Yeşil Yurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar yanımızda. Artık geleneksel hale geldi. Malatya için de gerçekten iyi bir fırsat. İstanbul'da yaşayan Malatyalılar ve Malatyalıları sevenler için de gerçekten çok anlamlı. Bir yıl boyunca bekleyenler var, özlem duyanlar var. Burada böyle hasret giderip kucaklaşmak isteyenler var. Bizler de kurumlar olarak hem yapmış olduğumuz çalışmaları, projelerimizi tanıtma, anlatma fırsatı bulmuş oluyoruz. Dünya kayısı başkenti, kuru kayısının %70'i
Yaş kayısının %70'i, kuru kayısının %80-85 civarında dünya genelindeki üretim bizim bölgemizden bütün dünyaya yayılıyor. Bunun için de gelirken elimiz boş gelmedik. İşte broşürlerimizi getirdik, Malatya'mızın yöresel ürünlerini getirdik. Kadın kooperatifimiz geldi, Malatya'nın yemeklerini, gastronomisiyle ilgili ürünlerimiz burada. Yine 44 yıl hatırı olan kayısı çekirdeği kahvemizle geldik. Her gelen misafirimize, burada her standımızı ziyaret eden, bize uğrayan değerli misafirlerimize de 44 yıl hatırı olması için kayısı çekirdeği kahvesi ikram ediyoruz. Tekstil kültürümüzdeki baskı kalıplarımızı da getirip burada kumaşlara çeşitli baskılar yaparak o kültürümüzü de burada gelen misafirlerimize paylaşmış oluyoruz. Mutlaka ben bütün hemşerilerimi, bütün İstanbul'daki halkımızı, komşularımızı, dostlarımızı, herkesi buraya bekliyorum. Mutlaka gelsinler, Malatya'nın kültürünü, geleneklerini, oradaki tarihi eserleri, oranın coğrafyasını, oranın yine kendine has özel lezzetlerinin tanıtıldığı standlara da bekliyoruz. Görüyoruz ki ilgi de iyi. İnşallah bizler de bunu en iyi şekilde değerlendirip devam edeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz lezzet caddemiz var. Lezzet caddesinde yaklaşık sadece Malatya'da kendi bölgemizde, ilçemizde 39 tane ürünümüzün tescilini yaptık. Malatya genelinde de 67 tane tescilli ürün var. Onlarla ilgili de o yeme içme kültürünü de anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Sizin vesilenizle de bütün Malatya'yı görmek isteyen, Malatya ile ilgili daha önce böyle herhangi bir gezi programı yapmayan, onu böyle turizm destinasyonuna almayan bütün hemşehrilerimizi, dostlarımızı, şehrimizi tanımaya, şehrimizin kültürünü, geleneğini yaşamaya, şehrimizdeki eserleri görmeye davet ediyoruz. Bu güzel organizasyondan dolayı da ben bütün emeği geçenlere, başta Makon'a, Mastöbe, buradaki diğer derneklerimize, buradaki organizasyonu yapan her bir hemşerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Malatya'mızı en iyi dünyaya tanıtan rahmetli Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz. Onun bize yadigarı oğlu Ahmet Özal yanımızda gelmiş. Malatya günlerine hoş gelmiş diyelim. Vallahi çok mutlu oldum. Ben de Ankara'dan geldim. Sırf bunun için geldim. Malatyalı hemşerilerimi görmeye geldim. Ne çok iyi da mutlu abi. Oldum. Hoş geldin. Bu sıcaklığı hissediyorum burada, Malatyalılar her zaman sıcaktır. Evet, her zaman. Resim çektirmek için sıraya girmişler. Seni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Hiç kimseye hayır demem. Malatyalılara şöyle bir mesaj versen ne söylemek istersin? Malatya bizim için çok önemli bir yer. Benim için, rahmetli babam için. Her zaman biz Malatya'nın yanındayız. Bundan sonra da her zaman olmaya devam edeceğiz. Arapgir Belediyesi'nin standının önündeyiz. Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu yanımızda. Başkanım, Arapgir'in bize biraz üzümden şimdi bahseder misin? Türkiye'de coğrafi işaretle anılan ve sadece Arapgir'de yetiştirilebilen, en geç olgunlaşıp içerik olarak da çok zengin bir şifa maddesi gibi suyuyla, ürünüyle Arapgir'le anılan köhne üzümü. Tabii Mor Reyhan'da Arapgir'le anılan Türkiye'deki tek coğrafi işaretli ürün. Arapgir beyazda, aşık beyazda, siyahta köhne üzümüyle dünyaya nam salmış, öne çıkıyor. Tabii bu konuda biz de buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Üreticilerimiz gerçekten zor, meşakkatli bir sürecin sonucunda senede bir sefer ürün alıyorlar. Bunun da daha değerli kılınması, bu lezzetin bilinmesi, aranması önemli. Tabii burada biz Arapgir'i temsil ediyoruz. Biz Yukarı Fırat'ın merkezinden gelen bir ilçeyiz, üreten bir ilçeyiz. Arapgir Belediyesi üreten bir geleneği sürdürüyor. Bu arada yani var. Türkiye'nin temsili, evet. Malatya'nın sembolü haline gelen Mor Reyhan artık Türkiye'nin markası. Tabii Malatya kayısıyla ön plana çıkıyor, anılıyor, ama bunlar da alternatif ürünlerimiz değil mi başkanım? Ürünler, evet, doğru söylüyorsunuz onda. Yani bu konuda geçim kaynakları bakımından söyledim ben yani. Evet evet. Yani ilçelerin karasal iklime dayalı, her yerde kayısı olmuyor ama kayısının olmadığı yerlerde de bu ama ürünler daha iyi oluyor. Üzüm oluyor. Üzüm oluyor, kiraz oluyor, dut oluyor. Bizde mesela dut yetiştiriciliği çok fazla. Üzümden de hattı ileri. Aynen. Ama dutu çok konuşamıyoruz. Niye? Çünkü dut hem ticari bir ürün hem de çok katma değere dönüşen bir ürün.
Başkanım, Malatya'yı herkes tanıyor tabii, dünya da tanıyor. Bugün iki tane başbakan, iki tane cumhurbaşkanı çıkarmışız. Burada Malatya'yı İstanbul'a tanıtmak istiyoruz. Sadece Malatyalılar gelmesin diyoruz buraya. Komşularını da getirsinler. Hem tanıtsınlar, hem tattırsınlar, hem de onlara hediye alsınlar diyor. Malatya sevenleriyle buluşmalı. Sevenlerini burada ağırlamalı. Bu Reyhan çayımız. Reyhan çayı. Evet. Bu aslında sade Arapça'da yetiştirilebiliyor. Mor Reyhan. Bu çay da bundan yapılabiliyor. Başkasından yapılamıyor. Çay olarak içiliyor. Çay olarak içiliyor. Artı toksin içermeyen tek bitki. Ve vücudu enzimlerden dolayı yüksek mineral var. Bunlar vücuttaki birçok konuyu ikram edeceğimiz, evet, çayın alternatifi. Şu da bizim köhnü üzümümüz. Köhnü üzümümüz. Aynen. Yani bunların ürünleri de zaten karşıda Arapgir Belediyesi'nin iştiraki üzerinde İstanbullulara sunuluyor. İstanbullulara sunuluyor. Şimdi her yerde üzüm var ama başkanım, bunun gerçekten tadı, aromasıyla, görselliğiyle mükemmel yani. Bizde 41 çeşit üzüm var ama en son olgunlaşan üzümümüz köhnü üzümü. Ve en içeriği yüksek, şifa değerleri yüksek, kalitesi yüksek, taklit edilemeyen, sadece Arapgir'de yetiştirilebilen üzüm çeşidi bu. Evet. Malatya tanıtım günlerinin Arapgir'in köhnü üzümü tadından geçmesini diliyoruz. Ziyaretlerinizi 2 gün için Yeni Kapı Malatya günlerinde buluşturun ve dostluklarınızı yenileyin, tazeleyin, ürünlerimizden alın. Esnafımızın yüzünü güldürün, dostluklarınıza dostluk katın derim. Herkese saygılar sunarım. Ben Sunay Tunçel, Mastop Makkon sekreteriyim. Bugün bizlerin düğünü, bugün bütün Malatyalıların düğünü. Tüm halkımızı, tüm hemşehrilerimizi Yeni Kapı'da Malatya Tanıtım Günlerine davet ediyoruz. Hep beraber inşallah memleketimizi temsil edelim. Gelin burada kültürel çadırlarımızı ziyaret edin. Yöresel çadırlarımızda alışverişlerinizi yapın. Doğal organik ürünlerimiz mevcut. Yasin Usta, nereye gidersen git, çiğ köften seninle beraber geliyor, beraber getiriyorsun, dağıtıyorsun, ikram ediyorsun. Bugün de Malatyalılara burada ikram ediyorsun. Ne söylemek istersin? Ben burada, biz her zaman Malatya, Darende'den neredeyse biz buradayız her zaman. Herkese, evet, burada selamlarımı göndereyim. Yasin Usta'nın gerçekten her yerde ikramları bol. Allah ona bol kazançlar, bereketli kazançlar, evet, nasip etsin diyorum. Malatya'yı sizin kadar tanıtan belki olmamıştır ama Malatya'yı daha iyi nasıl tanıtabiliriz? Malatya deyince akla cumhurbaşkanları gelir, sanatçılar diyarı gelir, Batal Gazi gelir, tarih gelir, kültür gelir, yaşam gelir, inanç gelir, itikat gelir. Malatya deyince barış gelir, huzur gelir. Malatya deyince evrensel baktığımızda dünyada en çok sanatçı yetiştiren bir şehirdir, bir kadim şehirdir. Malatya şehri kadar da İstanbul'da, bugün bu metropolde insanlarımız vardır. Malatya'nın yüreği burada, Malatya'nın sesi burada, Malatya'nın kültürü burada. Biraz evvel benden bahsettiniz ama siz de benden geri değilsiniz. Ben nerede kamerayı kurduğumda, nerede kamera arkasında, kamera önünde görev aldığımda sen hep yanımızda oldun, hep arkamızda oldun. Beraber yolculuk yaptık, beraber Türkiye'yi dolaştık. Bu aşikardır. Şu an yanımda bulunan bizim yapımcılardan Hüseyin Beyaz'la da beraber bir yol aldık. Hatta üçümüz bir yol aldık. Dumanlı Yol efsanesini beraber çektik. Tabii Dumanlı Yol'la beraber 63, Malatya'yı anlattık. Dumanlı Yol 63 bölüm mü çekildi? Evet. 63. Ben hemen burada Dumanlı Yol tarihine bir not düşeyim. Gani abi dedi ki o zaman, ben dedi Dumanlı Yol'u Malatya'da çekiyorum ki ulusal bir kanalda Malatya'yı tanınsın diye çekiyorum dedi. Ambulansı dedi, Turan Emeksiz Caddesi'nden geçirmek dedi, Turan Emeksiz Caddesi'nin görünmesi demek, tanınması demek dedi. İşte Malatya'nın tanıtımına bir sanatçının katkısı bu kadar olur, böyle olur. Ve o filmin yapımcısı da yine Hüseyin Beyaz yanımızda, o filmin yapımcılığını üstlenmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Malatya'nın tanıtımına katkıda bulunmuştur. Gani abi, ben tüm katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii yalnız biz Dumanlı Yol'la kalmadık. Geriye baktığımızda 31 sinema, TV filmi çekmişiz. Bunları hep yazmışız, yönetmişiz, oynamışız. Kamera arkası, kameranın görev almışız. Ve genelde çoğu Malatya'da. Yani 28 film diziyle beraber Malatya'da geçmiş. 3 de diziye imza atmışız ama halen biz Malatya diyoruz. Toprakta gelen bütün ürünlerin temel taşı Malatya'dır. Onun için biz Malatya ile gururluyuz. Birliği beraberliği yad eyledik. Çünkü bizim yüreğimizde Malatya'nın cesareti var. Malatya'nın gücü var. İşte onun için Malatya diyoruz. Malatya olmada gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hüseyin abi, bir iki kelime etmek ister misin?
Vallahi bugün geldim burada, tüm 2 milyon Malatya'da insan var, Malatya'da, İstanbul'da yaşayan. Şimdi baktığım zaman tüm 81 ilde insanlar var, 4-5 milyon insan var burada. Malatya'nın tanıtımına büyük destek verdiler. Malatya'nın tanıtımı için Malatya Belediye Başkanı'na, Malatya Valiliğine, MASTÜB'e, MAKON'a teşekkür ederim. Emeği geçen tüm herkese buradan teşekkür ediyorum. Bugün maşallahı var. Bugün hemen hemen her stand dolu. Dolu ve alışverişler de güzel. Peki buradan şöyle son olarak Malatyalılara ne mesaj vermek istersin, ne söylemek istersin? Biz Malatya'nın çocuğuyuz. Oranın ekmeğini yetişene kadar yedik, hala da yiyoruz. O nedenle de bütün buradaki hemşerilerime canı gönülden buraya verdikleri katkılardan, gelip ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'a geldik Malatyalılar günü için. Geldik, inan ki dolaştık. Malatyalılar için çok şerefli bir şey. Hemşerilerimizi çok gördük. Gezdik, dolaştık. Çok İstanbul'daki Malatyalı hemşerilerim de ne güzel işte. Birlik, beraberlik içerisinde gelip dolaşıyorlar. Ben de gezdim. İnan ki bir birlik, beraberlik gördüm. Herkes gelip Malatyalıların güzel güzel alışverişlerini de yapıyorlar. Ben bundan dolayı Selahattin Başkanım olsun, Malatya ekiplerimiz olsun, herkese burada ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle MAKON'un ve MASTÜB'ün yönetiminde olan arkadaşlar gerçekten gecesini gündüzüne kattılar, koşturdular. Onlardan birisi de Ömer Adıyaman. Haydar kardeşim, öncelikle siz emek verdin. 4-5 kişi, 4-5 günü bizimle beraber koşturuyorsunuz. Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla yapılan bütün hizmetler Malatya için. Biz Aslatepe'den Yeditepe'ye dedik. Solgarımıza yola çıktık. Dolayısıyla bu dördüncü gün finale geldik. Finalde biz mutlu ayrılıyoruz. Niye mutlu ayrılıyoruz? Bütün esnafımız yüzü gülüyor. Esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Sahneye çıkan sanatçılar bile mutlu oldu. Sevindiler çünkü kalabalığı gördüler. Onlar o kalabalığa türkü söylemek ister. Eyvallah. Zaten sanatçının ne kalabalığı gördüğü müydü? Evet. Coşar. Sanatçının en büyük kıdası alkıştır. Alkıştır. Çünkü onun için emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, MASTÜB MAKON yönetimine, hepsine burada teşekkür ediyorum. Ben geldim son dakikadan. Kalabalık çok, standlarda bir şey kalmamış. Herkes çok mutlu ve katılım da çok süper geçmiş ve mükemmeldi. Hakikaten çok güzel tanıtım oldu. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Gerçekten mükemmel oldu. Bu organize yapan bütün MASTÜB ve MAKON'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yoğun bir çalışma yaptılar. Ve bu yoğun mesajların neticesini aldılar. Yani Malatya mutlu. Çok güzel. Bu sene inşallah daha iyi olacak. Malatya burada mı? Malatya burada mı? Harikasın Malatya, harikasın. We'll be right back.
Yanımızda Mastöp Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Erdoğan var. Standlar iş yapmış mı? Nasıl? Sordunuz mu? Şimdi Haydar Bey, biz bugün bu sene 5.sini düzenlediğimiz Malatya Tanıtım Günlerini gerçekten muhteşem bir kalabalık oldu. Buraya baştan şunu demek istiyorum. Malatya'dan katılıp valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, oradaki Malatya'dan gelen esnafımıza, İstanbul'da katılan Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine, milletvekillerimize, katılan bütün STK'lara, MASTOP, MAKOM yönetimine, başkanına, federasyonlarımıza, dernek başkanlarımıza, bütün Malatyalara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten muhteşem bir şey oldu. Çok çok güzel geçti. Cumartesi, pazar günü muhteşem bir kalabalık oldu. Görülmemiş bir kalabalık. Görülmemiş bir kalabalık. Sahnede desen yer bulamadı insanlarımız. Gerçekten bütün herkes ayakta izledi. Şu anda esnafın yüzü güldü özellikle. Tabii esnafın. Yöresel çadırlarda hiçbir şey kalmamış. Evet. Yöresel çadırına öğlen geçtiğimde inanır mısın ben kendim geçemedim. Burada yönetimde olduğum halde, görev bulunduğum halde zar zor geçtim. Maşallah diyelim. Esnafımız da güzel iş yaptı. Şu anda siz de görüyorsunuz. Hiçbir esnaf iş yapamadım diyemez. Çünkü esnaftan mal kalmadı. Yani evet. Gerçekten gelen buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Basınımıza, medyamıza, yani katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle MASTOP ve MAKON yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir aydan beri çalışıyoruz, bir aydan beri uğraşıyoruz. İnanır mısın? Biz sabahleyin geliyoruz, gece eve gidiyoruz saat 12-1. Biz kimin için yapıyoruz? Malatyalılar için. Biz çünkü Malatya'yız. Biz 13 tane ilçeyiz ama kimliğimizde Malatya yazıyor. Kalkıp da şimdi hiçbir ilçe demiyor ki ben şu ilçedeyim, bu ilçedeyim. Tamam, Malatya'yız. Biz Malatya'yız. Çünkü kimliğimizde Malatya yazıyor.
çok çok muhteşem gelişti. İnanır mısın, böyle bir kalabalık ben görmedim. Şimdi tüm yorgunluklar çıktı değil mi? Tabii. Yani böyle muhteşem kalabalık gelince. Şimdi böyle bir muhteşem kalabalık olunca gerçekten ne kadar yorulduksak, şimdi oradaki insanları gördükçe, esnafımızın iş yaptığını gördükçe. Esnafın yüzü gülüyor, Malatyalıların yüzü gülüyor. Onların yüzü gülünce, esnafımızın yüzü gülünce, Malatyalılarımız yüzü gülünce biz de rahatlıyoruz. Bizim de yüzümüz gülüyor. Çünkü yani biz buraya Malatya'yı tanıtmak için geldik. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben size özellikle teşekkür ediyorum. Siz de bizim de 4-5 gündür buradasınız.